Çok şık olmalı. Sade ama anlamlı. Görenler demeli ki, vay be şu kıza bak. Şu çocuğa ne kadar çok değer veriyor demeli. Ben başarabileceğine inanıyorum Sağ ol Ayşegül. Canım. Baksana vay be. Bu kız bu çocukla dalga geçiyor dedirtmeyi başarabildiğine göre. Ne oldu? Neymiş 21 Haziran öğrenebildin mi? Öğrendim. Yengeç dönencesiymiş. Gerçi Hulki Hoca'nın ağzından yengeçle ilgili tek bir laf alamadım. Neymiş, beyefendi yengeçle ilgili tek bir laf edemezmişmiş. Çünkü daha önce ayağını yengeç ısırmış. Sudaymışmışmış, korkmuşmuşmuş, tırsmışmışmış. Oysa Hulki Hoca'nın şalgam suyu ve yengeçle olan bağlantısını bulsaydım tamamdı bu iş. Hiçbir şey söylemedi demek. Söylemedi. Yani evet ya, sudaymışmışmış, korkmuşmuşmuş, tırsmışmışmış. Sudaymışmışmış, korkmuşmuşmuş, tırsmışmışmış. Buldum! Hulki Hoca'nın yengeçle bir de şalgamla olan bağlantısını buldum. Neymişmişmiş? SKT. 21.06.2007'yi çözmüştüm ya, şimdi SKT'yi çözdüm. S, sudaymışmışmış. K, korkmuşmuşmuş. T de tırsmışmışmış. Yani işte bu kadar. Buldum, buldum yengeç. İşte şifre yengeç. Yani galiba buldum. Bunu saat tam 6'da öğreneceğiz. Yok, ben saat 6'ya kadar bekleyemem. Yani Selim'in yanına gitmem lazım. Ya Ferit buraya gelse, ipucunu söylesen bu konuda böylece kapansa. İşte o biraz zor Ayşegül. Niye? Çünkü sınav saatini değiştirme şansın yok. Ferit 6 dediyse tam 6'da gelir. Ama... Sabaha kadar ister ama de, ister fakat de, ister nahir nolamaz de faydası yok Ayşegül. Ama ben bunu Selim'e yapamam. O zaman elveda sihirli güçler. Of, Selim bu kez kesin yıkılır. Belli olmaz, belki anlayışla karşılar. Sanmıyorum. Ya keşke öğrenmenin bir yolu olsaydı. O zaman yürü Melda'nın odasına, hisli aynasını kullanacağız. İzin verir mi? Yok. Bunu yaptığımızda çok kızacak ama. Boş ver, salla gitsin, biz işimize bakalım. Ayna bu mu? Evet. Güzel. O zaman dediğin sihri yaparsam, karşımdakine bir şey söylediğimde tepkisini görebileceğim, öyle mi? Dene de gör. O zaman bir deneyelim. Ay, saçım bozulmuş ya. Nedir şu kadın milletinin ayna görünce her şeyi unutmasının sırrı? Ay, kendine bak diye yapmadın o aynayı. İşine bak, işine. Tamam. Ya o zaman senin dediğini yapalım. Tepkisini görmek istediğim kişinin resmini aynaya gösterelim. Tamam. Ay, iyi ki cep telefonu diye bir şey icat edilmiş. Canım benim, ne güzel gülüyor. Hadi hadi, heyecanla bekliyoruz hadi. Tamam, deneyelim. Ya Selim, ben sana maça gelemeyeceğimi söyleyecektim. Ne demek ben maça gelemeyeceğim Ayşegül? Ne demek ben maça gelemeyeceğim? Senin gelmeni istedim ya. Senin gelmeni istedim. Bir kere olsun benim maçıma gelmeni istedim. Bütün hafta çalıştım. Attığım ilk sayıyı sana hediye edecektim. Ne demek gelmiyorum? Ben de senin için 5 dakikalık değerim olduğunu sanmıştım Ayşegül, biliyor musun? Ya Duman, yok, ben bunu Selim'e hayatta yapamam. Yani bile bile onun acı çekmesini izleyemem. O zaman tatlı yedireceksin, tatlı konuşacaksın. Ne? Hem yıkamayın bıyıklarımı efendim isterim ha. Tamam. Aç bakalım şu sihir kitabını. Ya tarçın koymasak olmaz mı? Ya Selim hiç tarçın sevmez. Aynadaki görüntüyü unutma Ayşegül. Doğru. O yüzden bol bol koyalım. Şimdi... Şimdi Selim bu acı yok tatlısını yiyince ben ne dersem diyeyim acı hissetmeyecek, öyle mi? Evet, gayet doğal karşılayacak. O zaman Selim şimdi bu tatlıyı yiyecek. Ben de onun yanına gidip maça gelemeyeceğimi söyleyeceğim.
Sonra da o da bana gülümseyerek boş ver kafana takma diyecek, öyle mi? Aynen öyle. Ya süper bir şeymiş ya. Bundan her gün bir tabak yemek lazım. Ye ye de 3 ayda duba gibi ol. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.